Soruma geliyorum hocam. Burada mesela Aklı Selim soralım, Aklı Selim cevap verirsiniz zaten. Allah'ın izniyle. Şimdi. Hocam, soruyu soralım ama. Hacı istediğin cevabı alamayınca Aklı Selim konuşmuyor muyum ben? Nerede olabilir, bakacağız hocam. Bırak bu işleri. Olabilir, olabilir. Şaka yapıyorum. Ben bugüne kadar hangi insanların dosyalarına baktım? Hangi insanların soruşturmalarını kovuşturmalarını takip ettim hocam, Allah aşkına? Sizin böyle konuşma. Ne düşündüğünüzü merak ederek söylüyorum hocam. Sıkıntı yok ya. Gene tartışalım. Soruyu alalım. Ya. Gene tartışalım. Soruyu alalım. Şimdi burada mesela Gülşen veya Gülşen gibi bir başkası. Hadi Gülşen değil de anlamak için soralım. Bir kişi çıktı ve bir topluluğa, bu İmam Hatipliler olabilir, başka gruplar olabilir, Kemalistler olabilir, efendim liberaller olabilir. Fark etmez. Etti böyle bir hakareti ve toplum infiale geldi. Toplumun infiale gelmesi üzerine bu kişiye saldırı olma ihtimali de çıktı ortaya. Bazen oluyor değil mi hocam? Mesela, bundan dolayı tutuklama olmaz. Ha, peki ne olacak o şahsı korumak için? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim cevabını işte. Merak ediyor musun? Cevabını vereyim mi? Ver hocam, cevabını ver. Tamam ama kesme. Kesme. Kesmeyeceğim ama itirazım olursa da ederim sonra. Sonra. Yok, sonra. Benim konuşmama müsaade et, senin şansın. Stüdyosunsun. Ben Diyarbakır'dan konuşuyorum şu anda. Tamam. Yani mesafe farkımız var. Diyarbakır'da şimdi, ne yapıyorsunuz hocam? Ben niye gelirim biliyorsun, avukat 9 daha dolaşır. Avukatlık yapıyorum. Allah ne yapayım? Ekmek parasının peşindeyim. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisindesiniz. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin Diyarbakır. Amin. Dinliyoruz hocam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi şunu söylüyorum. Şimdi 216. madde çerçevesinde baktığınızda bir suçta ve cezada kanuni kabul ederiz. Buna inanırız demiyorum. Bu bir ilke. Buna anayasada da, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de, Türk Ceza Kanunu'nda görürüz. Biz onları gevşetemeyiz. Eğip bükemeyiz. Bu hanımefendi, bu şarkıcı konseri sırasında bir söz söylemiş. Ben bu sözü doğru buldum mu? Hayır. Ayıpladım mı? Evet. Başkaları ayıplamıştır. Kimisi gülmüştür. Kimisi şaka demiştir. Kimler ne söylüyor? Efendim işte çıkıyor konserinde başka bir şey söylüyor. Tiyatrosunda başka bir şey söylüyor. Gazetesinde yazıyor. Ben ifade hürriyeti üzerinden bir defa ilkesel olarak tutuklama tedbirinin doğru olmadığını söylüyor. Bunu sadece A şahsına, B şahsına olduğu için demiyorum. Sen Cumhurbaşkanı edilen hakaretler bakımından da tutuklama tedbirine başvurulmamalı diyor. Bu ifade çünkü tutuklama hürriyeti bir hocam. Tedbir. Tek evet, bak şöyle söyleyeyim. İfade hürriyeti tabii ki. Bu ifade hürriyeti aynen, ifade hürriyetine sınırların aşılması demek ifade hürriyetinin kullanılmadığı anlamına gelmez. Belli bir topluluğa sapık diyebilirsiniz o zaman. Suç yok. Yani, onu demiyorum kardeşim. İstediğini söyle. Suç da isteyebilirsin. Peki. Yani belli bir topluluğa ya, sapık demek suç değil ya, mi? Ya siyasimiz dedi ya insanların günah işleme özgürlüğü vardır. Diyebilir. Herkes her şeyi diyebilir. Suç da işleyebilirsin. Ama cezasıyla karşılaşırsın. Yani ifade hürriyetinde konuşmalarına dikkat etmezsen cebir şiddet çağıran, tehdit çağıran, birisinin kişilik haklarını ihlal eden, eğer hakaret içeren sözler söylersen bunun karşılığı kanunda neyse o tatbik edilir. Ama bir insanın yargılanması, mahkemeye çıkması başka, caydırıcı etkiyle onun yakalanması, suçüstü gibi gözaltına alınması, derdest edilmesi, ondan sonra hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi bir an önce apar topar efendim işte savcılıktan da sulh ceza hakimliğinde soluğu alıp tutuklanması tedbirinde sen bana şunu soruyorsun, diyorsun ki kardeşim bu tutuklama hukuk gibi değil mi? Çünkü ben sana Anayasanın 19. maddesi çerçevesinde. Peki hocam, son sorumu sorup tamamen susuyorum hocam. Ama cevap bitirsin. Bak, bir cümle söyleyeyim. Anlamadık bir şey sonunda da. Hayır. Çok esaslı. Hocam sorumu sorup kenara çekiliyorum. Bir saniye hacı cevabıma müsaade. Burada olsa Türk Ceza Kanunu 125. maddesi çerçevesinde hakaret var mı yok mu? Matufiyet şartına göre kime hakaret edilmişse bu takibi şikayete bağlıdır. Kamu, eğer kamudan birisiyse takibi şikayete bağlı değildir o. Bunun diyorum ki Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin birinci fıkrasıyla işi yok. Niye? Bir kesim yok ortada. Bir kesim olmadığı gibi bir kesme alenen kim ve düşmanlığa tahrik etmiyor. Velev ki bu da var diyorsun. Bundan öte somut tehlikede objektif cezalandırabilme şartında aranan o somut tehlikenin yani kanun koyucunun aradığı açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkmasına dair ortada belirti yok. Bir son soruna cevap, o kişiyi korumak için Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sen tutuklayamazsın. Aksine o kişiyi başkalarından gelecek saldırılara karşı önleyici tutuk kuvveti olarak koruman gerekir. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Sapık yani diyecek bir de kapısına polis dikeceğiz yeni tane. Hayatını koruyacağız hazır karakol var. Tutuklanması nerede görülmüş? Böyle bir şey var mı? Hocam ona, şu var. Eğer bir tehlike, bizim amacımız Gülşen ve benzeri insanların sürünmesi değil. Adliyelerde sürünmesi değil. Hapislerde ceza alması değil.
Ama bu sözü söylemeseydi hocam. Cevap veriyorum. Ben sana şunu diyebilirim. Efendim eşitlik Türkiye Cumhuriyeti'nde var mı? A bunu dediğinde hiçbir şey olmuyor. B dediğinde solu efendim adliye de alıyor. Bunun adına esasında caydırıcı etki denilir. Yani şunu söylüyorsun sen. Diyorsun ki kardeşim ağır da olsa eleştirme. Bu tür konuşmalar yapma. Yaparsan başına bu gelir. Bu esasında başkalarına da bir görüntü. Ama en önemli mesele şu. Bence gözden uzak tutulmaması gereken. Bunlar toplumda kutuplaştırma etkisi yaptığı gibi esas gündemde değişikliklere. Hocam küfür eder miyim? Kutuplaştırıyor da ben meseleleri kutuplaştırıyorum. Kardeşim küfür etmeseydi de dediğim şu, bir şey demeseydi. Sen eğer durduğu sen yere küfür ediyor dolayı, ondan sonra kutuplaşıyorsun. Hacı, hacı sen hocam, bir saniye bir bitirsin hocam. Yaparsın. Tutuklama tedbirinin tatbiki de ne demek hacı? Allah aşkına. Hocam ya. Sorum şu. Bak sorup çekiliyorum hiç araya girmiyorum. Kutuplaştırmanın sebebi bu. Sen A'ya farklı uyguluyorsun B'ye farklı. Peki hocam sorumu sorup ya. Kenara çekiliyorum. Bak hassasiyetim deme hocam. Sorumu sorup kenara çekiliyorum. Tek cümle. Çekilmiyorsun. Gülşen bak çekiliyorum hocam. Soruyu soruyorum bir cümle çekiliyorum. Duramıyorsun. Gülşen'in İmam Hatip ifadesini kaldır. Yerine Mustafa Kemal ifadesini koy. Ne düşünürdün evet. Hocam? Aynı hakaret ya, Mustafa Kemal'e yapılsaydı. Kardeşim buyur. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına hakaret varsa soruşturma açın, davanızı açın, yargılayın, cezası varsa çeksin derdim. O kadar basit. Ben tutuklayın diye haykırmam. Öyle bir şey yok. Peki. Hocam, teşekkür ederim. Hocam ben bir şey öyle bir dünya yok. Ben ayrıca başka da bir şey söyleyeyim size. Bak hiç girmedim i̇fade araya. İfade hürriyeti bak. Üzerine, ifade hürriyeti üzerine onlarca yazı yazmış. Ya bu ifade hürriyeti değildir hocam. Kardeşim, ifade hürriyeti değildir. Hacı, ifade hürriyeti ama ifade hürriyetine sınırı aşarsan cezalandırılmak. Ya Atatürkçüler sapıktır demek ifade hürriyeti değildir. Liberaller sapıktır demek ifade hürriyeti değildir. Böyle hürriyet mi olur? Senin bu yaptığın kutuplaştırma işte. Değil işte. Sadece Gülşen'in... O düşüncelere de böyle diyemezsin diyorum. Tutuklanmasını masum göstermek için Mustafa Kemal Atatürk üzerinden hayır hocam, diğer davenin Ersan hocam bir ince duygularını kullanmaya çalışıyor. Ersan hocam hacı bir saniye. TCK 216'ya birden tutuklama talep edildi. Tutuklanmış gözüküyor. Tamam bunun cezai karşılığı ne? Mesela hüküm diye. 1 yıllık kürat kadar hapis. Anladım. Peki serbest kalma olasılığı var mı? Hani süreç nasıl işliyor? Yani bundan sonra şöyle olacak. Şimdi tutuklandığı için artık bıraksın siyasiler bu kişiyi avukatıyla baş başa. Avukat onu yeterince savunur. Bu konu daha önce konuşuldu, edildi. En son bir başka gazeteciyle ilgili tutuklamada da bu tip bir çok karşılıklı diyaloglar oldu. Zaten benim kutuplaştırma etkisi dediğim bu. Buna karşı avukatı sulh ceza hakiminin kararına itiraz edecek. Bir başka sulh ceza hakimi değil. Asliye ceza mahkemesine gidecek. Asliye ceza mahkemesi muhtemelen bence olması gereken bir defa soruşturmayı kapatamazsın. Adli kontrol tedbirini tutuklayıp kaldırıp adaletten kaçmak. Çünkü kadın nereye kaçacak şartlıca?